Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda biyolojik risk etmenleri konusunu işleyeceğiz. Bu mikroorganizmalar doğrudan temas, hava ve vektörleri, ortak kullanılan canlı veya cansız maddeler vasıtasıyla insanlara bulaşırlar. Mesleki biyolojik risklere maruz kalınan sektörler, tarım ürününün yerleştirilmesi ve hasadı, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, tarım ürünleri gıda paketleme, depolama, tahıl siloları, tütün ve diğerleri, hayvan tüyleri ve derilerinin işlenmesi, tekstil fabrikaları, ağaç işleme, marangozhaneler. Laboratuvar hayvanlarının bakımı, sağlık bakımı, hasta bakımı, tıbbi ve dental, kişisel bakım, saç bakımı, vücut bakımı, biyoteknoloji üretim işlemleri, farmasötik, klinik ve araştırma laboratuvarları, günlük bakım merkezleri, bina onarımı, katı ve sıvı atıkların yok edilmesi, endüstriyel atıkların yok edilmesi. Biyolojik etkenler. Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil, mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitlerini. Hücre kültürü, çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in vitro olarak geliştirilmesini, mikroorganizma, genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel yapıda olmayan mikrobiyolojik varlığı ifade eder. Risk düzeyi ve risklerin belirlenmesi, biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre aşağıdaki 4 risk grubunda sınıflandırılır. Grup 1 biyolojik etkenler, insanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenlerdir. Grup 2 biyolojik etkenler, insanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler. Grup 3 biyolojik etkenler, İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenler. Grup 4 biyolojik etkenler, insanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenlerdir. Şu andaki koronavirüsü belki de bu grup 4'ten sayabiliriz. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, çalışanın sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için çalışanın maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir. Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır. Risk değerlendirmesi, çalışanın biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğinde yer alan hükümler ile aşağıda sayılan hususlar dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılır. İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması, yetkili makamların çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri, çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler, çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler, yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıklar ile ilgili bilgiler. İşverenlerin yükümlülükleri. İşveren, yapılan işin özelliğine göre zararlı biyolojik etkenleri kullanmaktan kaçınır ve mevcut bilgiler ışığında biyolojik etkenleri kullanım şartlarında durumuna uygun olarak çalışanların sağlığı için tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanlar ile ikame eder. İşveren,
İş yerinde biyolojik etkenlere maruziyet riskinin azaltılması için aşağıdaki önlemleri alır. Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlık ve güvenliği için risk olduğu ortaya çıkarsa çalışanların maruziyetini önler. Bunun teknik olarak mümkün olmadığı hallerde yapılan iş ve risk değerlendirmesi dikkate alınarak sağlık ve güvenlik yönünden yeterli korumayı sağlayacak şekilde çalışanların maruziyet düzeyini en aza indirilmesi için aşağıdaki önlemleri alır. Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı mümkün olan en az sayıda tutulur. Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır veya maruziyetin başka yollarla önlenemediği durumlarda kişisel koruma yöntemleri uygulanır. Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kazara dışarıya taşınması veya sızmasının önlenmesi veya azaltılmasını sağlamaya uygun olur. Biyolojik risk işareti ile birlikte güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliğinde yer alan ilgili diğer uyarı işaretleri de kullanılır. Biyolojik etkenleri içeren kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır. Gerektiğinde kullanılan biyolojik etkenlerin muhafaza edildikleri ortam dışında bulunup bulunmadığının belirlenmesi için uygun ölçümler yapılır. Atıkların gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve iş yerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dahil uygun yöntemlerle yapılır. Biyolojik etkenlerin iş yeri içinde güvenli bir şekilde kullanılması ve taşınması için gerekli düzenlemeler yapılır. Hijyen ve kişisel korunma. İşverenler, çalışanların biyolojik etkenlere çalışmaya bağlı sağlık veya güvenlik riskleriyle karşılaştıkları bütün işlerde aşağıdaki önlemleri alırlar. Çalışanların biyolojik etkenlerin bulaşma riskinin olduğu çalışma alanlarında yiyip içmeleri engellenir. Çalışanlara uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlanır. Çalışanlara göz yıkama sıvıları ve cilt antiseptikleri de dahil uygun ve yeterli temizlik malzemeleri bulunan yıkanma ve tuvalet imkanları sağlanır. Gerekli koruyucu donanım ve ekipman belirlenmiş bir yerde uygun olarak muhafaza edilir. Her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanımdan önce kontrol edilip temizlenir. Koruyucu donanım ve ekipman kullanımdan önce bozuksa tamir edilir veya değiştirilir. İnsan ve hayvan kaynaklı numunelerin alınması, işlem yapılması ve incelenmesi yöntemleri belirlenir. Biyolojik etkenlere kirlenmiş olabilecek iç giysileri ve koruyucu ekipman çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılır ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilir. İşverence kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu ekipmanın dekontaminasyonu ve temizliği sağlanır. Gerektiğinde imha edilir. Alınan önlemlerin maliyeti çalışanlara yansıtılmaz. Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi. İşveren iş yerinde çalışanların veya çalışan temsilcilerinin uygun ve yeterli eğitim almalarını sağlar ve özellikle aşağıda belirtilen konularda gerekli bilgi ve talimatları verir. Olası sağlık riskleri, maruziyeti önlemek için alınacak önlemler, hijyen gerekleri, koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi, herhangi bir olay anında veya olayların önlenmesinde çalışanlarca yapılması gereken adımlar. Eğitim, biyolojik etkenlerle teması içeren çalışmalara başlanmadan önce verilir. Değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır. Bakanlığa bildirim. İşverenler, aşağıdaki biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne ön bildirimde bulunur. Grup 2, Grup 3, Grup 4 biyolojik etkenler. Bu bildirim işin başlamasından en az 30 gün önce yapılır. 3. fıkrasında belirtilen hususlar saklı kalma kaydıyla
Grup 4'te yer alan her bir biyolojik etkeni veya geçici olarak kendisinin yaptığı sınıflandırmaya göre grup 3'te yer alan yeni bir biyolojik etkeni ilk defa kullandığında da ön bildirimde bulunur. Grup 4 biyolojik etkenlerle ilgili tanı hizmeti veren laboratuvarlar için hizmetin içeriği hakkında başlangıçta bildirimde bulunulur. İş yerinde bildirimi geçersiz kılan, proses veya işlemlerde sağlık veya güvenliği önemli ölçüde etkileyecek büyük değişiklikler olduğunda bildirim yeniden yapılır. Sağlık gözetimi. Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda işveren çalışanların çalışmalara başlamadan önce ve işin devamı süresince düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. Yapılan risk değerlendirmesi özel koruma önlemleri alınması gereken çalışanları tanımlar. Maruz kaldıkları veya kalmış olabilecekleri biyolojik etkene karşı henüz bağışıklığı olmayan çalışanlar için gerektiğinde Sağlık Bakanlığı'nın iş yerinin bulunduğu ildeki yetkili birimleri ile işbirliği içinde uygun aşılar yapılır. Bir çalışanın maruziyete bağlı olduğundan kuşkulanılan bir enfeksiyona veya hastalığa yakalandığı saptandığında iş yeri hekimi benzer biçimde maruz kalmış diğer çalışanların da aynı şekilde sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlar. Bu durumda maruziyet riski yeniden değerlendirilir. Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda kişisel tıbbi kayıtlar maruziyetin son bulmasından sonra en az 15 yıl süreyle saklanır. Özel durumlarda kişisel tıbbi kayıtlar bilinen son maruziyetten itibaren 40 yıl süreyle saklanır. Biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesi. Bu liste ve kayıtlar maruziyet sona erdikten sonra en az 15 yıl saklanır ancak aşağıda belirtilen enfeksiyonlara neden olabilecek biyolojik etkenlere maruziyet söz konusu olduğunda bu liste bilinen son maruziyetten sonra en az 40 yıl boyunca saklanır. Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet, eldeki bilgi ve verilere göre seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet, hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet, tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan biyolojik etkenlere maruziyet, uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet. İş yeri hekimi her bir çalışan için alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ile ilgili olarak önerilerde bulunur. Maruziyetin sona ermesinden sonra yapılacak herhangi bir sağlık gözetimi ile ilgili olarak çalışanlara gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir. Çalışanlar kendileriyle ilgili sağlık gözetimi sonuçları hakkında bilgi edinebilir ve ilgili çalışanlar veya işveren sağlık gözetimi sonuçlarının gözden geçirilmesini isteyebilir. Biyolojik etkenlere mesleki maruziyet sonucu meydana gelen her hastalık veya ölüm vakaları bakanlığa bildirilir. Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkındaki yönetmelik gereği biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalar için sağlık gözetim için dikkat edilecek hususlar. Maruziyetin sona ermesinden sonra yapılacak herhangi bir sağlık gözetimiyle ilgili olarak çalışanlara gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir. Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda kişisel tıbbi kayıtlar maruziyetin son bulmasından sonra en az 15 yıl süreyle saklanır. İş yeri hekimi her çalışan için alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ile ilgili olarak önerilerde bulunur. Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda işveren çalışanların çalışmalara başlamadan önce ve işin devamı süresince düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitleri biyolojik etken olarak tanımlanır. Biyolojik etkenlere maruz kalan işçilerin aşılanması, işçiye aşılama belgesi düzenlenir, etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılama yapılmalıdır. İşçiler aşılama ve aşılanmamanın sakıncaları ve yararları hakkında bilgilendirilmelidir. Aşı ile ilgili maliyetler hiçbir zaman çalışanlara yansıtılamaz. Biyolojik etkenler
4 grup olarak sınıflandırmıştık. 2, 3, 4 gruplar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilir ancak 1. grup bakanlığa bildirilmez. Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkındaki yönetmelikte biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işler, gıda üretim fabrikalarında çalışma, atıkların yok eden fabrikalarda çalışma, sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde çalışmalardır. Petrokimya tesislerinde çalışma, kimyasal risk etmeni sınıfındadır. Psikososyal risk etmenleri ile devam ediyoruz. Bireylerin içinde bulundukları psikolojik durum, ruhsal ve fizyolojik sağlıkla birlikte algı ve karar verme gibi bilişsel fonksiyonları da olumsuz etkilediğinde psikososyal risk altındaki çalışma ortamlarında kazalar artmaktadır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenler görece net olarak tanımlanmış olmasına karşın psikososyal risklere ilişkin farkındalık yeterli düzeyde değildir. Psikososyal risklerin nasıl değerlendirileceği tam olarak bilinemediğinden ya da tam olarak değerlendirilemediğinden iş yerlerinde psikososyal sağlığı korumak adına yeterli çözüm önerileri geliştirilememektedir. Bunun bir sonucu olarak Uluslararası Çalışma Örgütü Meslek Hastalıkları listesinde psikolojik rahatsızlıklar en son revizyonda eklenmiştir. Çalışma ortamındaki psikososyal risklerin Avrupa ülkelerinde yaygınlığının etkisiyle Avrupa Birliği'nin 1989 yılında yürürlüğe giren 89/131 numaralı yönergesine psikososyal riskler eklenmiştir. İş kaynaklı psikososyal riskler. İşin içeriği. İşte çeşitliliğin çok olmaması, işin çok bölünmüş küçük bir parçasını yapma, işin çalışanın yeteneğine göre verilmemesi, belirsizliğin çok olmasıdır. İş yükü ve iş temposu, fazla çalışma ya da atıl kalma, makine devir hızları, zaman baskısı, iş bitim tarihlerinin baskısı. İş programları, vardiyalı çalışma, gece çalışması, esnek olmayan çalışma programları, son anda belli olan fazla mesai programları, uzun saatler boyunca tek başına çalışma. Kontrol. Çalışanların kararlara düşük katılımı, çalışanların iş programları üzerinde kontrollerinin az olması. Çevre ve ekipman. Yeterli ekipmanın olmaması, yetersiz mekan, aydınlatma ve gürültü gibi olumsuz fiziksel ortam. Kurum kültürü. Yetersiz iletişim, sorunların çözümünde desteğin olmaması, kişisel gelişim için desteğin olmaması, şirket hedeflerinin çalışanlarca bilinmemesi, paylaşılmaması. Kişiler arası ilişkiler, sosyal ya da fiziksel olarak izolasyon, çalışanlarla ya da yöneticilerle olan ilişkiler, kişiler arası çatışmalar, sosyal desteğin azlığı, işletmedeki görevi, rol belirsizliği, rol çatışmaları, insanlara ilişkin sorumluluklar, kariyer gelişimi, terfilerin olmaması ya da belirsiz olması, düşük ücretler, iş güvencesizliği, işin sosyal değerinin düşük olması, iş ve iş dışı yaşam etkileşimi, iş ve ev yaşamının birbiriyle çelişen istekleri olması, evdeki desteklerin azlığı, çift kariyer sorunlarıdır. Stres reaksiyonları, fiziksel sonuçlar, kalp dolaşım, solunum, sindirim, kas, iskelet ve bağışıklık sistemini de etkilediği, bu etkinin hormonal sistemin etkilenmesine bağlı olduğu düşünülmektedir. Davranışsal sorunlar ve madde bağımlılığı, sigara, çay, kahve, gıda, alkol, uyuşturucu ve benzeri uyku bozuklukları, unutkanlıklar, yapılan işten zevk alamama, ilgi ve istek azalması, duygu durum değişiklikleri, etkin sorun çözme davranışları ya da geçici sorun çözmeye yönelik aşırı hareketlilik ya da durgunluk, psikosomatik yakınmaları ardından tükenme, psikoz, depresyona giden bir süreç gelişir. Tükenmişlik sendromu, çalışma temposu ve iş yükü çalışanın var olan kapasitesini aştığı durumlarda bu koşullara bir süre dayanabilen işçi bir süre sonra tükenir. İşçinin çalışma gücüsü azalır. Aşırı yorgunluk, sindirim sistemi yakınmaları, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, çeşitli deri yakınmaları, uyku bozuklukları, çabuk sinirlenme, cinsel işlev bozuklukları, özgüvensizlik, toplumdan geri çekilme süreci sonuçta depresyonla sonuçlanan bir tabloya gider.
Psikososyal risklerle mücadelede organizasyonun tüm politika ve iş yapış tarzlarını yeniden ele alması, destekleyici kişiler arası ilişkiler için kurum kültürü oluşturması, bunları yapabilmesi için de ciddi bir strateji değişikliği, uzun süre ve kararlı bir yönetim gerektirir. İşletmelerin psikososyal risklere karşı alabileceği önlemler, çalışanları yönetimle ilgili kararlara katılım yönünden cesaretlendirilmek, yönetimle ilgili uygulamaların ve örgütle ilgili politikaların uygulanmasında adaletli olmak, gelir dağılımında adaleti sağlamak, yöneticilerin iletişim ve insani ilişkiler konusunda eğitilmesi ve geliştirilmesi, mesailere ilişkin esnek çalışma düzeninin sağlanması, çalışanların iş yükünü ağırlaştıran sorunlar belirlenmeli ve önlenmesi ile ilgili çalışmalar geliştirilmelidir. İş yerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri, çalışma ortamı ve süresi, ücret, yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler, sendikalaşma, kreş, gündüz bakım evi ve benzeri, gebe ve emziren çalışanlar, genç çalışanlar, tacizler, stres, ayrımcılık, baskı ve taciz. Stres, dış ve iç ortamdan kaynaklanan zararlı etkenlerin organizmada meydana getirdiği değişikliktir. Mobbing, birine karşı cephe oluşturma, duygusal saldırıda bulunma ya da iş yerinde psikolojik taciz olarak ifade edilir. İş yerindeki bir grubun kişiyi sindirmeye yönelik ve kişinin özgüvenine uygulanan psikolojik davranışlardır. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yönetmeliğine göre, tehlikeleri tanımlarken toplanan bilgiler ışığında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler dikkate alınarak, çalışma ortamındaki risk etmenleri fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik olmak üzere 5 risk etmeni bulunmaktadır. Psikososyal risk etmenlerinden stres, taciz, mobbing, ayrımcılık ve baskıdır. Mobbing, bezdirme, kendini ifade etme ve iletişim oluşumunu engelleme, niteliksiz işlerde çalıştırma, sosyal izolasyon olarak tanımlanır. Ancak kararlara katılma mobbing olarak değerlendirilmez. İş stresi üzerinde rol oynayan faktörler, iş üzerindeki kontrolün azlığı, zaman baskısı, çalışma sürelerinin farklılığı, iş arkadaşlarından destek görememe, iş güvencesi olmaması faktörleri olarak değerlendirilir. İş yerlerinin çalışanlarının yetenek ve eğitiminden yararlanmadığı durumda rol yetersizliği olarak ifade edilir. İkincil görev ölçümünde kullanılan yöntem zihinsel iş yükü ölçümü yöntemidir. Toplumsal ve çevre koşulları psikososyal tehlikedir. Videomuz burada son bulmuştur. Herkese başarılar.